Merhaba arkadaşlar. Evet, yine bir sürü hediye var karşımda. Bakar mısınız? Hepsi tek tek paketlenmiş. O kadar heyecanlıyım ki içinde neler var çok merak ediyorum. Bu sefer içinde neler olduğunu ben de bilmiyorum. Ben bunları bir arkadaşıma paketlettim ve bana sakın gösterme içinde neler olduğunu dedim. O yüzden sizle aynı heyecanı yaşayacağım. Evet, şimdi hediyeleri kenara alalım. Tek tek açalım. Bakalım neler çıkacak içinden. Önce bir yumurtamız var. Evet, bu sürpriz yumurtanın üzeri hamur kaplı. Acaba içinde ne var? Şimdi salladığımda çok anlamıyorum ama üzerindeki hamuru çıkardıktan sonra belki sesi daha anlaşılır olabilir. Hamur içinden ses gelmesini biraz engelliyor. Üstündeki bu güzel bezelye tanesi gibi olan yuvarlak toplarımı tek tek çıkarıyorum. Evet. Bunlardan daha sonra belki bir şeyler hazırlarız. Mesela bunların mavilerinden yapıp bir bebek küvetinin içerisine atabiliriz. Sanki içinde su varmış, içinde yüzüyormuş gibi görünebilir. Değil mi? Siz de evde böyle şeyler hazırlayabilirsiniz. Evet, tek tek çıkarıyorum. Evet. Minik toplarımızı çıkardık. Şimdi üzerindeki hamuru da çıkaralım. Bakalım. Evet, pembe bir yumurta. İçinde sanırım ya büyükçe bir şey var. Biraz ağırcık yiyebiliriz ama çok da ağır değil. Şimdi açıyorum. Harika, içinden bir poni çıktı. Evet, saçları çok güzel. Lila ve mor renkte çok güzel saçları, yeleleri ve kuyruğu var. İyi ponimiz olmuş oldu. Bazı arkadaşlarınız benim poni almamı istiyorlardı. Ponileri çok merak ediyorlar. Ben de merak ediyorum. Çok fazla poni oyuncağım olmadığı için. Böylelikle ilk ponim bu yumurtadan çıkmış oldu. Şimdi bu hamurları kenara alalım ve diğer oyuncaklarımızı açmaya başlayalım. Bakalım paketlerin içinden neler çıkacak. Evet, şimdi acaba hangisini açsam? Şunu açalım mı? Hadi bakalım, bunu açalım. Çok güzel süslenmiş. Şu önündeki mavi paket süsünü çıkarayım önce. Evet, sabırsızlanıyorum gerçekten. İçinden ne çıkacakmış bakalım. Tahmin etmeye çalışayım. Böyle şöyle. Boyut farklılığı var. Acaba ne olabilir ki? Şuraya doğru inceliyor. Daha sonra yine kalınlaşıyor. Evet, bakalım kişinin evine soktuğu ne olduğunu anlayabilecek miyim? Plastik bir şey gibi duruyor. Evet, işte çıktı. Çok güzel bir bardak. Kapağı da var. Böyle. Ayrıca pipetli bir bardak. Bakın. Kendinden bir pembe renkli pipet de var. Bir içini açalım görelim. Bakın içine su, meyve suyu, ne içmek istiyorsak içine koyuyoruz. Kapağını güzelce çevirerek kapatıyoruz ve pipetinden içebiliriz. Daha sonra, içtikten sonra da pipeti buraya yerleştiriyoruz. Üzerinde prensesler var. Evet, sevdiğimiz bütün prensesleri üzerinde görebiliyoruz. Tam alt kısmında bir salıncak var. Bu salıncakta sallanan prensesimiz de, bakın altı sallanıyor. Paketin içinde sıkılmış olmalı. Çok güzel bir bardak. Buna bayıldım. Şimdi bardağımızı da kenara alıyorum. Polimizi de yanına alıyorum. Evet, bakalım başka neler çıkacak. Burada ince bir paket var. Ne olabilir ki bu kadar ince bir şey? Not kağıdı olabilir. Bir not defteri olabilir. Bilemedim. Etiket olabilir. Aslında etiket sanırım. Galiba etiket, çünkü onların şekilleri buna benzer oluyor, değil mi? Kartonu da var bu arada. Çünkü böyle yaptığımda sert. Merak ettim doğrusu. Bakalım neymiş. Evet. Etiketler çıktı içinden. Bakın bir arabalar filminden
etiketlerimiz var. Evet, Arabalar filminden şöyle etiketimiz var. Bunu koyuyorum masamıza. Ve bir de Benten etiketimiz çıktı. Bunlar kabarık etiketler. Defterlerimizi, kitaplarımızı, odamızdaki eşyaları süsleyebiliriz bu etiketlerle. Bakalım diğer paketlerden neler çıkacak. Sanırım hediyeler gittikçe büyüyor, ne dersiniz? Benim daha önce hiç görmediğim, İçinden neler çıktığını asla tahmin edemeyeceğim bir şeydi. Bakın, dev bir lollipop. Gerçekten bir lollipopsa eğer bunu ailece yiyebiliriz, değil mi? Şimdi bunu açacağım. Bu arada bu lollipopun sap kısmı şeffaf bir plastikten yapılmış ve içinde çakıl taşı şeklinde minik minik çikolatalar var. Şimdi bakalım içinde ne var. Burası da plastik, bir kutu gibi. Sanırım bir tür sürpriz paketi, sürpriz yumurta gibi düşünebilirsiniz. Onu da açtığımızda içinden çeşitli oyuncaklar çıkıyor ya, bence bundan böyle bir şey çıkacak ama ne çıkacak hiç bilmiyorum. Üzerinde herhangi bir marka da yok. Yani bir masal kahramanı, herhangi bir karakterin resmi de yok. O yüzden ne çıkacağını hiç kestiremiyorum. Evet, bakalım şimdi bu büyük dev lollipopun içinden ne çıkacak? Düşünsenize, bu şeker olsa yiyip bitiremezdik bunu. Ooo! Bakın içinden neler neler çıktı. Aa, harika. Bunu ilk kez görüyorum. Gerçekten daha önce bundan hiç almamıştım. Hiç açmamıştım. Çocuklarıma da almamıştım. Herhangi birinden hediye de gelmemişti. Sadece bunu bir oyuncakçıda gördüm ve bundan aldım. İki tane almıştım ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım işte. Bu arada bu üstündeki şeffaf kutu dünya şeklinde yapılmış. Eğer isterseniz bunlar kıtalar, kabarık yerleri boyayıp bunu dünya olarak odanızda süs gibi kullanabilirsiniz. Bakalım içinden bir, nedir bu? Siz benden daha iyi biliyorsunuz bu arada bu çıkan şeylerin ne olduğunu. Ha, bu bir damga. Yeşil renkte damga şekiller burada var. Şekilleri tam olarak anlayamıyorum. Sanırım en iyi kağıda sürdükten sonra anlayacağız. Bu damgamızı kenara koyuyoruz. Neymiş bakalım? Büyük bir etiketimiz var. Arkadaşlarımıza mesaj yollarken kullanıyoruz değil mi bu görüntüleri? Bakın aynılarının etiketleri de yapılmış. Bunları defterlerimize yapıştırabiliriz. Arkadaşımıza ufak notlar yazabiliriz. Hemen onun altına yapıştırabiliriz. İşte mutluysak gülen yüz koyarız ya da onu bir yere davet etmek istiyorsak, eğlenceli bir yere davet etmek istiyorsak mesela şunu koyabiliriz. Bence iyi fikir. Bunu güzel kullanırsınız diye düşünüyorum ama her lollipopun içinden aynı şeyler mi çıkıyor bilmiyorum. Bence aynıları çıkmıyordur. Alıp denemek lazım. Bu bir şeker. Bunun üzerinde çok durmuyorum. Ve bir lollipoptan o kadar çok bahsetmişken bir lollipop da çıkıyor içerisinden. Yine büyükçe bir şeker. Bu da güzel saatimiz. Bir koluma takayım isterseniz. Evet. Bakın. Ayrıca bugünkü kıyafetime de çok uydu galiba. Saatimizi de etiketlerimizin üzerine koyuyorum. Bakın bunu kapatıyorum. Bence üstünü boyayabiliriz. İçine renkli pamuklar, renkli kağıtlar koyabiliriz. Bir dünya şekline getirebiliriz. Evde, odanızda değerlendirebileceğiniz bir süs şekline gelebilir bence bu. Evet, geldik. Sondan bir önceki hediyemize. Bakın en son açacağım hediye ne kadar da büyük değil mi? Acaba içinde ne var? Hiç kestiremiyorum. Bir kutu çünkü. Bakın bastırdığımda galiba şuralarında kutuların şeffaf bölümleri oluyor ya, öyle bir kısmı var. Ama buraları kalın karton. Ne acaba içindeki? Burada da yine aynı benzer durumlar var. Ön tarafı sanki daha yumuşak bir malzeme. Arkaları karton. Salladığımda içinden bir ses çıkmıyor. Bakalım içinde ne var? Bu arada paketin Barbie olmasından dolayı acaba Barbie'li bir şeyler mi var diye düşündüm.
Bunları açarken sizin de kafanızda bazı sorular oluyor mu? Acaba nedir? Ne çıkacak? Ya da tahminler? Bakalım. Bakalım. Evet, ben bir Barbie logosu gördüm. Kesin Barbie'li bir şey var içinde. Çekiyorum. Yaşasın. En sevdiğiniz yine bir Barbie kıyafeti. İşte bakın, çok şık bir Barbie kıyafeti. Barbie'nin zaten kıyafetlerinin çoğu partilere uygun, doğum günlerine uygun. Bu da yine öyle şık bir kıyafet, pırıltılı bir kıyafet. Hemen açalım, görelim. Yine Barbie için çok şık bir kıyafetimiz var. Barbie bu elbiseyle istediği partiye katılabilir. Kendi partisine de katılabilir. Bence etek kısmı harika. Bakın biraz kabarık da durabilir. Şöyle kabartabilirsiniz elinizle. Üstünde simleri, pulları var. Bunlar elbisenin üzerine yapışmış şekilde. Güzel bir kemer gibi böyle kurdelenin üzerinde puantiyeler. Tam onun üstünde de elbisenin üst kısmı altın renkte. Ve eteğindeki bu pırıltılarla birbirini tamamlıyor. Bakın bunlar da altın pırıltılar, altın renkli pırıltılar. Şık bir çantamız var. Üzerinde yıldız figürü var. Yine altın. Küçük bir çanta. Gece kıyafetlerimizde genelde küçük çantalar kullanıyoruz çünkü. Ve elbisemize uygun bir çift pembe ayakkabı. Evet, ayakkabılarımız da yüksek tutuklu. Çok güzel bir kıyafet. Bunu bebeğimize giydirip oyunlarımıza oynayabiliriz. Evet, arkadaşım gerçekten çok güzel hediyeler hazırlamış. Bakalım şimdi bu büyük paketten ne çıkacak? Şimdi bunu da bir sallayacağım ben. Anlayabilecek miyiz acaba? Maalesef yine içinden hiç ses çıkmıyor. Demek ki bunun içindeki şeyler de sabit. Biraz büyük olduğu için acaba bir oyuncak seti mi diye düşünüyorum ben. Çünkü bir Barbie bebek olsaydı eğer kutu daha küçükçe olurdu sanki. Bilmiyorum, biraz bana paketi büyük geldiği için bir oyun seti olabilir diyorum. Ama hiç emin değilim çünkü içine neler koyduklarını bilmiyorum. Evet, ama bebekler var şu yandan gördüğüm kadarıyla. Üstelik benden o kadar çok istediğiniz bebeklerden ki... Tahmin edin ne? Şöyle ucundan yavaş yavaş uçuyorum. Muhteşem. İşte Monster High bebekleri. Bu galiba bir set. Çünkü devamı geliyor gibi görüyorum. Sizce yanında ne var? Bir bebek daha var. Acaba hangisi? Ooo işte bakın. Harika. Cat'iydi galiba, değil mi onun adı? Bakalım diğerleri. İşte bir bebek daha. 3 tane bebek. Acaba daha da var mı? Bakıyoruz. Hayır, 3 bebeğimiz varmış. 3 tane Monster High bebeği. İşte Elizabeth, Katie Noir var. Bir de Viperine Gorgon. Evet. 3 tane bebeğim oldu. 3 Monster High bebeğimle ben de artık Monster High'larla oynamaya başlayabilirim. Gerçekten çok güzeller. Galiba bu setin kendine ait bir adı da var. Meşhur acayipler, acayip Londra'da. Bakın zaten Londra çağrışımı yapabilecek görseller de var üzerinde. Ben şimdi size gösterdiğim için çok bakamadım ama şöyle yapayım. Bakın saat kulesi, İngiltere'yi çağrıştıracak birçok görsel var. Acayipler Londra'da diyebiliriz. 3 bebeğimizi de değişik oyunlarımızda kullanırız diye düşünüyorum. Bakalım hangi oyunlar oynanır bunlarla. Bu bebeklerin özellikleri nelerdir? Ben şimdi bunları araştıracağım. Acaba karakter özellikleri var mı? En sevdiği yemek nedir? En sevdiği renk de nedir? Hangisi birbiriyle çok yakın arkadaş? Üçü yan yana olduğu için herhalde üçü yakın arkadaşlar diye düşünüyorum. İsterseniz siz de bana bunlarla ilgili mesajlarınızı atın. Beni biraz bilgilendirin. Bu konuyla ilgili en donanımlı bilgiyi ben nereden alırım? Bana kaynaklar söyleyebilirsiniz belki. Süper bir set. Bunu şimdi açmayacağım. Daha önce de bahsettiğim gibi uzun filmleri yüklemem çok zor oluyor. Bunu başka bir filmde açıp size uzun uzun tanıtmak istiyorum. Her bebeğin özelliğini ayrı ayrı anlatmak istiyorum. Bundan sonraki filmlerimde bu seti de
görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylelikle evcilik oyunlarından, hediye paketi açma filmlerinden önce sizin haberiniz olur. Hoşça kalın.